Ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlık artık şiddete varıyor. Özellikle İstanbul'da her gün yeni bir olay yaşanıyor. Bu kez Sultan Gazi'de yaşayan Çınar ailesi ev sahibi dehşetiyle karşılaştı. Gözü dönen ev sahibi yanındaki şüphelilerle birlikte kiracısını evinin önünde darp etti. Çınar ailesi o dehşet anlarını TV 100 ekibine anlattı. Ev sahibim geldi buraya. Tam karşıma geldi. Arkada iki kişi gördüm. Bir kişi de kapımın önünde burada beklemekteydi. Daha sonra bu beni işte aşağı geldi. Seninle konuşmak istiyorum dediğinde iki üç kere tekrarladı. Ben de bunu istemedim belirttiğinde sonra da darp etmeye başladılar. Yandan ev sahibi çıktı. Hani gel aşağıda konuşalım seninle gibisinden böyle hani götürmeye çalıştı onu. O da ben git, bir yere gitmek istemiyorum. Hani burada konuşalım ne konuşacaksak dedi. O sıradan birden kafa attı ve olay başladı. Yolu kesilen, evinin önünde acımasızca darp edilen bir kiracı. Ona yanındakilerle birlikte saldıransa ev sahibi. Bunlar burada ben pusuda bekliyorlardı. Çünkü ben eve geldiğim anda burada arabanın arkasından çıktılar. İki kişi orada gördüm beklerken Gökhan yanıma geldi ve bir kişi de burada vardı. Zaten benim sesimi duyarak indi aşağı. Sürekli bağırarak onları ayırmaya çalıştım. Ben ayırmaya çalışırken de beni itiyorlar. Hani ayırmaya çalışır gibi davranıp beni itenler vardı. Arada ben de birkaç yumruk yedim. Yani çok üzücü bir olay ve yani şu an mal ve can güvenliğimiz tehlikede. İstanbul'daki konut sorunu konut krizine dönüşmüş durumda. Hal böyle olunca kiracı, ev sahipleri kavgalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez mağdur Çınar ailesi. Çınar ailesi 2021 Aralık ayında İstanbul Sultan Gazi'de yaşadıkları daireyi kiraladı. Her şey sorunsuz ilerlerken ev sahibinden ilginç ama bilindik bir talep geldi. Ev sahibi ve Çınar ailesi arasındaki anlaşmazlık tanıdık bir nedenden. Ev sahibi iddiaya göre kira kontratının 10. ayında kendisinin eve geleceğini söyleyerek Çınar ailesinden evi tahliye etmesini istedi. Yaklaşık bir yıldır mobbing uygulanıyor. Mobbing, taciz, devamlı yazmalar, aramalar, işte gece yarısı boşaltmak zorunda kalacaksınız diye. Ki onların SS'leri bizde. Şimdi suç duyurusunda hepsi bulunacak. Bir ay önce böyle bir mesaj atıldı. Zaten ilk senemizde olmadan İşte çık ben geleceğim demeye başladı. Daha sonra işte sürekli bunları devam ettirdi. Çıkacaksın bak senin günün gelince görüşürüz şeklinde sözler büyümeye başladı. Sonra tehditler dün akşam da bu darp olayı gerçekleşti. Çınar ailesinin üzerinde tehdit ve baskı günden güne arttı. Ev sahibinin tahliye talebi tehditlere dönüştü. Aralık'ın 25'inde ikinci yıl oluyor. Taşındık 11 ay sonra bize çık demeye başladılar ki biz bu evi bayağı bir tadilat yaparak girdik. Ev sahibinin tehditleri sonunda fiziksel saldırıya dönüştü. Bayram Çınar evine girerken önü kesildi. Kapının önünde bekleyen ev sahibi ve 8 şüpheli Bayram Çınar'ı kapının önünde darp etti. Yani benim ilk etapta gördüğüm 4 kişilerdi ama sonra kavga büyüdüğünde 6-7 kişinin bana vurduğunu gördüm. Kafamın her yerinde var. Yani şişlikler, kesikler tarzında ufak şeyler var. Yani hepsi beraber darp ettiler. Yani kimi arkadan, kimi önden. O an son anda bir yere düştüm. Yani birisi çekti mi ya da nasıl oldu tam emin değilim. Yere düştüğümde de vurmaya devam ettiler. Ev sahibi şiddetine maruz kalan Çınar ailesi korku dolu günler yaşıyor. Hem can hem de mal güvenliklerinden endişeliler. Hem karakola gittik hem darp raporumuzu aldık. Şu an süreç devam ediyor. Yani bir ev sahibinin tabii ki eve geçme hakkıdır. Ama kiracıyı bu şekilde darp ederek, tehdit ederek geçme hiç kimsenin hakkı yok. Şey dedi, gitmene gerek yok dedi işte gelme falan dedi. Evet, bu barınma meselesi aslında en doğal, en temel hakkımız olmasına rağmen bir asayiş meselesine dönüştü maalesef. Bu tip olaylar artarak devam ediyor. Biz de çok yetkili uzman bir isimle, gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran'la konuşacağız. Nereye gidiyor bu iş diye. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi dünyada kendi ülkesinde ev satın almamış başka Merkez Bankası Başkanı var mı bilmiyorum ama bırakın almayı, kiraların yüksekliğinden şikayet eden bir Merkez Bankası Başkanımız var. Kiralar çok yüksek, annemde kalıyorum dedi. Sayın Merkez Bankası Başkanı dahil herkesi yakan bu konut krizinde acaba hangi noktadayız? Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan kiralarda ve emlak piyasasında %20 ila %25 düşüş var dedi. Öyle mi gerçekten?
Şöyle ki şu anda evet düşüşü görüyoruz ve gözlemliyoruz Ece Hanım. Ama bu insanların alım gücünün arttığı anlamına gelmiyor. Aslında balon fiyatlar, o fahiş fiyatlar dediğimiz rakamlar çok üst sınırda ve limitler çok yüksekte bir şekilde piyasa denendi. Ve şu anki aşamada görüldü ki o fiyatlar sonuçlanmıyor. Sonuçlanmadığı için de insanlar otomatikman olması gereken rakamlara bir anda bir jet hızıyla bir düşüş gösterdi. Gerçek rakam dediğimiz aslında insanların şu anki aşamada işlem görebildiği rakamlar ve hatta bunun üzerine pazarlık payı da olup işlem görme noktasında baktılar ki aslında o rakamlar oldukça yüksekte ve balon fiyatlar noktasında şu anki aşamada düşüş görülüyor. Halbuki gerçek fiyatlar Ece Hanım. Gerçek fiyatlar. Direkt net olarak söyleyeceğim. Gerçek fiyatlar. Aslında o fiyatlarda metrekare birim fiyatlarına ve maliyetlerine baktığımız zaman da yine bile olması gereken rakamların çok üst değerinde ilerliyoruz. Bu düşüşe rağmen. Peki şimdi kiralar ve ev fiyatları yabancılara konut satışı ve sığınmacılara açık kapı politikasını yarattığı arz patlaması bu hakikaten konut fiyatlarını akıllara sığmayacak kadar arttırdı. Acaba bu piyasayı dengelenene kadar mesela yabancılara konut satışı askıya alınabilir mi? Mesela konulardan bir tanesi bu alınmalı mı? Nasıl bir etki görürüz kısa ve orta vadede böyle bir şey olursa? Aslında Ece Hanım verilerle konuşmak istersek TÜİK verilerinin Kasım ayının verilerine baktığımız zaman 2022 yılın aynı ayına göre %61,5 yabancı konut satışlarına bir azalma görüyoruz. Hmm. Ve toplamda 2342 konut satılmış. Yani düşünün ki geçen yılın aynı ayına göre %61,5 azalma var. Bu dikkat çekici. Birinci sırada Rusya, ikinci sırada Ukrayna, üçüncü sırada Kazakistan. Dolayısıyla aslında arz talep noktasındaki dengeleri değiştirecek bir rakam değil. Yani şu anda özellikle yabancı konutlarında eğer geçen seneye veya bir önceki senelere göre bir artış gözlemlenseydi o zaman derdik ki bu rakam durdurulmalı veya işte bir tekabül yasası işte 400 bin dolar değil işte 1 milyon dolara çıkarılsın. Hani insanların da bu konudaki vatandaşlık hakkı ile ilgili bir yasal düzenleme gelebilir. Veya bununla ilgili işte bir tane evi olsun ikinci üçüncü eve sıcak bakmayalım. Fakat dikkat çekici şekilde burada düşüşü görüyoruz ve TÜİK'in verilerini incelediğimiz takdirde aslında sadece kendi ülkemizin vatandaşları değil yabancıların da şu anda duraksadığı bir dönemi görüyoruz. Ki onların doları dolar. Yani düşünün ki onların parası şu anda 30 kat daha değerli. Euro bazında baktıkları zaman işte çok daha değerli bir noktada olduğu halde onlarda da bir durgunluk gözleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı bu konuda çok önemli etkenlerden bir tanesi. Çünkü ilk sırada Antalya geliyor. İkinci sırada İstanbul, üçüncü sırada Mersin. Her zaman seneler boyunca hep İstanbul birinci sırayı almıştır. Fakat Antalya olmasının sebebi işte savaştan dolayı şu anda Rusya'nın ve Ukrayna'nın göz bebeği olması. Mersin ise dikkat çekici bir şekilde Antalya'da artık 3 artı 1 dairden 300 bin dolar gibi rakamları çıktığından dolayı kıyı şeridinde hemen Mersin'e bu sefer ilgi çekici oldu ve bu rakamları da görüyoruz istatistikleri. Düşünün ki daha sonrasında işte İzmir geliyor, Ankara geliyor, işte Muğla geliyor ve diğer iller geliyor. Hiçbir zaman bu kadar açık ara farkla Mersin'e ilk üçte olmazdı. Fakat yabancılara konut satışındaki bu düşüşten dolayı aslında onlar bizim için bir tehlike arz etmiyor. Bizim şu anda mevcut rakamda işte balon rakamlar dediğimiz o şu anda afaki rakamlarda maalesef ki uyanık mal sahiplerinin ve aracı kurumların denetlenmemesinden kaynaklanan sahte ilanlardan dolayı ki onlara da yaptırım uygulandı, ceza yaptırımları gelmeye başladı. Meyveler daha yeni yeni toparlanıyor. Yani şu anda o ceza yaptırımlarının gelmesi ve aynı ilanı düşünün ki Ece Hanım 10 tane yerden 10 farklı fiyattan görüyordunuz. İşte şu anda bunların da toparlanmasıyla beraber şu an piyasalardaki azalmanın sebebi olması gereken şeffaf ve alıcıların da bilinçli olduğu zamanda doğru fiyattan, doğru lokasyondan alacakları bir döneme giriyoruz. Ve yıl sonundan sonra hatta Ocak ve Şubat'a kadar da bu 3 ay içerisinde şöyle müjdeli haberi verebilirim. Bu düşüş devam edecek çünkü yaptırımlar devam ettiği sürece ve insanlar da baktılar ki konutları o afaki rakamlardan satılamıyor. Ne yapacaklar? Rakamları otomatikman indirecekler. Ve yüzde kaçlara kadar bir düşüş bekliyorsunuz mesela Ocak, Şubat, Mart belki ayların telaffuz edecek olursak? Şöyle ki bu tabii ki benim için bir öngörü olabilir ama şu ana kadar ki %20-25 oranı biz jet hızıyla görmüş durumdayız. Bu %30-%40'lara varan rakamları net bir şekilde görebiliriz. Yani çünkü
olması gerekenin çok daha üzerinde. Yani şöyle düşünün, bir örnekle gitmek istiyorum. 3 milyona satılıkta olan ve olması gereken rakamda 100 metrekare İstanbul'da standart 3+1 bir daireden bahsederim. Çünkü metrekare birim fiyatları yaklaşık bu rakamlarda. Ve rakamını 6 milyon liralardan, 7 milyon liralardan koyduğunda şu anda %25 azalmış olması zaten yine olması gereken rakamda değil. Yarı yarıya inecek dediğim zaman bu çok iddialı olur. Çünkü herkes aynı şekilde iki katını çıkarmadı. Fakat piyasayı yoklama noktasında baktılar ki bununla ilgili bir denetleme merci yok. İsteyen istediği rakamı söylüyor. Siz 3 milyon liralık yerinize 30 milyon da yazabilirsiniz Ece Hanım. Tabii insanlar ki ya tutarsa? Diyebilir misiniz ki hani bana kimse engel olamaz? Evet doğru, engel olamaz ama baktığınızda bir gerçek var, bir realite var. Ve alıcılar bu konuda bilinçlendi. Bu yapmış olunan yayınları da dinleyerek artık 1 TL'leri bile değerli. Ve alım gücü çok çok zayıfladı Ece Hanım. Özellikle İstanbul'da. Aslında birçok kişi sadece o rakamların şişmesinden dolayı değil, zaten o 3 milyon TL'ye de rakama da ulaşamaz hale geldi. Hal böyle olunca gerçekten satmak isteyen mal sahipleri dedi ki ya ben bu rakamı yapacağım veya kiraya döneceğim. İşte kiralık rakamlarının düşme sebebi de bu. Düşünün ki siz bulunduğunuz ilçede düne kadar 10 tane kiralık vardı, şu anda 30'a çıktı. Neden 30 oldu? Çünkü evet, kiralığa döndü. Kiralığa döndü de bu sefer de o mevcut rakamların da inmesine sebep oldu Ece Hanım. Peki almak isteyenler için özellikle ne kadar daha beklesinler, sabretsinler? Az önce söylediğinizden aşağı yukarı bir tarih çıkıyor ama daha net bir şey koymak adına ortaya. Şöyle söyleyebilirim Ece Hanım, birçok kişi kredi faiz oranlarının şu anda çok yüksek olmasından dolayı özellikle mevduatta da bekleyen çok fazla kişiler var. Yani diyor ki Evrim Hanım, şu anda benim mevduatta param sıcak sıcak, o taze taze bir aylık, böyle iki aylık, üç aylık, hatta gayrimenkulünü satıp mevduata bağlayanlar oldu. Yani oradan gelen paradan dolayı. Ve ben de diyorum ki aslında paranız eriyor. Hele TL'de kalmak şu anda, ki dolar, altın, bitcoinler, gayrimenkulde bugün aldınız, yarın kârdasınız. Şu anda mevcut internet portallarını da takip ederek, güvendiği kurumlarla hareket ederek, bu işte gayrimenkul emlak aracı firmaları da olabilir. Şu anda piyasada çok düşeş, alınması gereken doğru rakamda yerleri buldukları an asla kaçırmasınlar. Çünkü ilerleyen zamanda o doğru fiyatta dediğimiz rakamlar gün ve gün zaten yine artışta gözlenmeyecek. Yani insanların şu anda özellikle alıcıların çok fazla inanılmaz derecede araştırmacı olup bizzat yerlerine gidip eğer detaylı bir araştırmaya girdikleri takdirde herhangi bir şekilde sıfır ihtimalle, yani şöyle söyleyeyim, ne mevduatta, ne dolarda, ne altında, ne dövizde hiçbir şekilde asla kar sağlayamayacakları noktada gayrimenkule yönelsinler. Ben her zaman bunu söylüyorum. Hoş, ben gayrimenkul işim olduğu için de buna inananlardanım. Fakat birçok kişi diyor ki Evrim Hanım, ben mevduatımı bozmak istemiyorum. Çok büyük bir yanılgı. Lütfen ama lütfen, çünkü alınmış mal her zaman sizin geleceğinizin, hatta çoluğunuzun çocuğunuzun mirası ve garantisi olmuş oluyor. Ama TL'niz ertesi gün 3 milyonda şu anda, ertesi yıl maalesef ki 1,5-2 milyona düşüyor.